Herkese merhaba. Bugün kliniğimizde yapılan iki vakayı anlatmaya çalışacağım. Bu iki vakada ilki bu. İlkinde tanık değilim. Sadece vizit sırasında gördüm hastayı. Diğer hasta da dışarıda izleyiciydim ama sonra vakaya katıldım. Nori Filov geliştikten sonra. Bu Nori Filov olayı genel olarak kardiyologlar tarafından çok da iyi bilinmiyor ve farklı şekilde yorumlanıyor. Hızlı müdahale edilmesi gereken bir durum. Gerçekten ölümcül bir durum. Onu anlatmak için bu iki vakayı seçtim. Burada bakıyorsunuz kritik bir darlık var. Sağ koroner bu. Ama ostiyumda herhangi bir daralma yok. Burada bir plak var. Bu bölge işlem gerektirmeyen bir bölge. Buradan şu bölgeye kadar hastalık var. Durdurduğumuzda anlaşılır. Ancak çapa baktığımızda burası da kritik. Burası kritik. Bu kısmın çapı tabi ince. Burası geniş. Şimdi böyle bir durumda önce bu telimiz lezyonun boyuna bakılmış. Öyle bir durumda bu genelde siyah bölge telin ucu 30 30 oluyor. Herhalde ona göre bir stent seçti. Ama bir ön genişletme yapmak gerekiyor. Yani burada tek stent seçilmiş. Şimdi pozisyonunu ayarlamaya çalışıyor. Ayarladıktan sonra da açmış. Şimdi bizim seçtiğimiz stent buradaki çapa göre olacak. Daha sonra bu bölgeyi genişletmemiz gerekiyor. Burada ne olmuş? Şimdi burada oradan bir el geliyor. Hastanın bir eli geliyor. Ekrana şikayeti var mı bilmiyoruz ama bu bölgeler yine temiz. Burada stent var. Tabii ki şu bölge az açıldı. Buralar az açıldı. Operatör aynı balonu kullanarak daha yüksek basınçlara çıkıyor. Şimdi burada aynı balonu kullanıp biz eğer bu bölgenin çapına ulaşmaya çalışırsak burayı fazla açmış oluruz. Burada seçilmesi gereken normalde kısa balon. Kısa balon seçip burayı genişletmek. Bu bölgeleri de duruma göre. Tabii ki damar içi görüntüleme olsa çok daha iyi olacak. Bakın yüksek basınçlara çıktığında ne oluyor? Akım gitti. Artık bu damarda akım yok. Burada önceden darlık yoktu. Şimdi darlık var gözüküyor. İşte biz buna spazm diyoruz. Yani gerçek darlık değil, yalancı darlık. Ve akımın olmaması olayı da Nori Filov olayı. Yani kılcal damarı yatağımız tıkanmış. Zaten bakın burada opak yıkanmıyor. Damarların içinde opak öyle duruyor. Akım durdu yani. Bu hasta şu anda kalp krizi geçiriyor. Zaten nabza baktığınız zaman o kalbin atışı azalmış. Şimdi operatör ne düşünüyor? Buraya balon yapıyor. Acaba benim buradan opak gittiğine göre belki balon delme tekniğiyle de ilaç vermiş de olabilir. Tam bir şey söyleyemiyorum. İşlem sonrasına bakalım. Ama opak gidiyor yani çok enteresan. Balon herhalde derinde orada. İlaç verildiğini zannetmiyorum çünkü akım hala yok. Şimdi nerelere odaklandı bu sefer? Stent takmaya odaklandı. Halbuki burada darlık yok. Yani burada şu anda gelişen olaydan dolayı spazm, Nori Filov'dan dolayı akım gözükmüyor. Yani bizim bunu ilaçla tedavi etmemiz lazım. Stente sarıldı. Bir stent taktı. Aslında orada darlık yoktu. Gene akım gelmedi. Yani demek ki bizim sorunumuz buradaki spazm değilmiş. Bizim sorunumuz Nori Filov. İşte buraya stent taktık. Sonra beğenmemiş. Burada bir boşluk var. Buradan mı olay diye. Hadi buraya da bir stent. Şimdi bakalım. Bakın yine akım yok. Yani bu hastada bu akım çözüldüyse de bu geçen süre içerisinde bir miktar Nori Filov vücut çözdüğü için akım geldi. Yani bu stentlerden dolayı gelmedi. Bu iki stent maalesef boşu boşuna takıldı. Çıkışına baktığımızda çıkışı da bu şekilde. Yani yine
Yavaş akım var. Peki girişine baktığımızda, bakın şu akımın yavaşlığına giriş. Bu hiç böyle kritik lezyon varken akım daha iyiydi. Yani perfüzyon daha iyiydi. Şimdi bu NoReFlow olayını anlatalım. Bakın burada hiç lezyon yok. Buralar stent döşendi şu an. NoReFlow'da buradaki plan yapısı dan kaynaklı. Genelde işte lipid kaynaklı lipid yoğun plaklarda oluyor bu. Siz darlığı açtığınızda damarın içini tabii çatlatıyorsunuz, yırtıyorsunuz, genişletiyorsunuz. Oradaki kolesterol kristalleri, buradaki debris, varsa pıhtı hepsi distal yatağı dolduruyor. Kılcal damar yatağını dolduruyor ve akım gitmiyor. Sonuçta damarlarda devamlılık sistemi var. Akım gitmediği için damar tıkalı gibi gözüküyor. Yani siz bu kılcal damar yatağını iyileştirseniz, mikrovasküler yatak dediğimiz, burada zaten akım gelecek. Buraya iki tane stent takmayacağız. Daha çok emboli yapıyoruz. Bunlar olmayacaktı. Burada post dilatasyonu tekrar boydan boya yapmak yerine kısa bir balon seçseydi operatör, örneğin akım gidince önce distali balon yaptı. Halbuki burada temiz bir damar yani. Bir önceki damar görüntülerini izlemek lazım. Burada temiz. Yani bir diseksiyon olsa hemen böyle total tıkanma beklemeyiz ki zaten stent o kadar büyük bir stent değil. Şimdi ne demek istediğimi ben diğer vakayla anlatmak istiyorum. Diğer vakaya geçeceğim. Burada da NoReFlow gelişen ikinci vakayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten büyük bir sağ koroner. Şu bölgede sanki spiral seksiyon hattı var gibi gözüküyor. Bir dal da olabilir. Tam bu bölge. Şurada da sanki devamı var gibi. Daha sonra bu nitro sonrası görüntü kayboldu herhalde. Tahmin ediyorum nitro sonrası. Telleme yapıldı. Yine telleme yaparken tahmini bir ölçü aldı. 30 milimetre olduğu için o siyah bölge. Şimdi burada da direkt stent işlemi. Evet. Stentin yerini ayarlayıp stent açıldı bu şekilde. Orta kısmı biraz açılmadığı gözüküyor. Sonra balon alıp içine balon yapmayı planladım. Stentin açıldıktan sonraki görüntümüz yok maalesef. Bakalım opak vermiş mi? Yine verilmemiş. Balon yaptıktan sonra şimdi akıma bakalım. Bakın damar ne hale geldi. Aslında kalbinin yavaşladığı gözüküyor. Burada tamamen salonun dışındayım. İzliyorum hastayı. Direkt kan basıncı 7'ye 4, 70'e 40. Nabız iyice yavaşladı. AV tam bloğa girdi. Böyle bir hasta. Bu hastada direkt işleme girdim. İlk yaptığımız ilaç 1 mg damardan atropin yaptık. Daha sonra arkasından adenozin yaptık. Adenozine kısmi bir yanıt verdi. Yaklaşık bir 200 mikrogram adenozin sonrası. Artı 25 mikrogram da adrenalin yaptık bu hastaya. Bu aşama onu gösteriyor. Daha sonra diltizem de ekledik. Tekrar adenozin yaptık ikinci doz. Tekrar adrenalin yaptık. Toplam 75 mikrograma kadar adrenalin yaptık. 750 mikrogram diltiazem yaptık. Adenozin de sanırım 400 mikrograma kadar çıktı. Ama yine de açılmadı. Eskisi kadar böyle akım yok. Buraların içi hala böyle beyaz görünüyor. Trombus gibi görünüyor ama aslında bu opağın yavaş gitmesinden kaynaklanıyor. Opak böyle dolduramıyor burayı. Dolduramadığı için bakın çoğu dışarı gidiyor zaten. Çünkü bura gitmiyor yani çekmiyor içine. Daha sonra tekrar dirençli NoReFlow'da adrenalin yapılıyor damar içerisinde. Tekrar yaptık.
Akım epey düzeldi. Bu şekilde hastayı çıkardık. Hastada hiçbir EKG değişikliği olmadı. ST yükselmesi açısından. Direkt nöroreflü çözüldüğünde AV tam bloktan çıktı. Kan basıncı 100 ve 110'lara geldi. Hastayı ertesi günde taburcu etme aşamasına geldik. Bakın bu damara nereden ulaştık? İlk halini göstereyim size nöroreflon. Bakın kalp ne kadar yavaş. Akım hiç yok neredeyse damarda. Bu direkt bu damar açık olduğu halde, stent takıldığı halde buradaki işte o dediğim kolesterolün mikrovasküler yatağı, kılcal damar yatağın tıkamasıyla ilgili. Bu da bir kalp krizi. Hastada EKG değişikliği oldu, göğüs ağrısı oldu. Bakın nabız düştü, AV tam bloğa girdi. Tansiyon düştü. Bu da bir çeşit kalp krizi ama tedavisi farklı. Mikrovasküler yatağı iyileştiriyoruz. İşte adenozinle, adrenalinle, diltiazemle, kalsiyum kanal blokeriyle. Yurt dışında nikorandil var. Maalesef ülkemizde yok. Bakın bu halden biz bu hale geldik ve bu hasta hiçbir sıkıntısı olmadı takiplerinde ve taburcu oldu. Şu kısmı operatör, ben yardımcı olarak girdiğim için karışmadım. Buraya dedi şimdi balon yaparsam tekrar nöroflev olabilir. Nasıl olsa tuttu diye hastayı bu şekilde sonlandırdı. Postdilatasyon işlemini buraya yapmadı. Yine buna çok benzer bir vakaydı ama o zaten kalp krizine gelmiş bir hastaydı. Büyük bir sağ koroner. O hastada da aynı şekilde nöroflow gelişti işlem sırasında. Blok gelişti, tansiyon düştü. Steril giyinip vakaya girmeme rağmen bir doçent arkadaş benim vakaya katılmamı engelledi. O hastayı da gün içinde maalesef kaybettik. Yani nöroflow olayı ciddiye alınmıyor. Burada da operatör ilk başta tansiyon düştüğü için hastanın böyle akımının yavaşladığını böyle düşünüyor. Tansiyon düştü, nabız düştü, akım yavaşladı. Halbuki nöroflow geliştiği için nabzımız ve tansiyonumuz düşüyor. Yani bu bir çeşit aslında kalp krizi kılcal damara bağlı. Buradaki kolesterolün damarı zorladığımız için stentte genişlettiğimiz için yani bir peynir gibi, cıvık peynir gibi damarın içine dolmasından kaynaklanıyor. İşte nöroflow olayı maalesef bize de öğretilmedi. Yani itiraf edeyim ben de Siyamersek gibi bir yerden istas aldım ama çok iyi öğrenmedim. 2005 yılında böyle bir vakam çok hızlı davranmadığım için total oldu ve bir daha iyileştiremedim. O zaman nöroflow bilinmiyordu. Sadece Amerika'da, Avrupa'da çok üzerinde duruluyordu. Tabii ben ondan sonra, o vakadan sonra o vakayı taburcu ettim ama tabii ki burada biraz hasar oluştu. Yani bunu açmazsak kas dokusu ölüyor. Yani kas dokusuna kan gitmiyor. Hasar görüyor. Tamamen ölmese de. O hastayı ben taburcu ettim yani 2005 yılında ama oradan çok ders çıkardım. Nöroflow ile ilgili ciddi araştırmalar yaptım. Mutlaka ekibimi de alıştırıyorum. Yani nöroflow tedavisine çok hızlı şekilde ilaç vermemiz gerekiyor. Mutlaka ellerin altında o ilaçların bulunmasını sağlıyorum. Maalesef verapamil yok. İzoptin ampuller artık gelmiyor. Çok ucuz olduğu için bir şekilde o sağlanmıyor. O da çok güzel bir ajanda. Yani iltizenden daha çok tercih ederim. Nikorandil bizde yok maalesef. Ama adenozinle, adrenalinle bir şekilde diltizemle bunları çözüyoruz. Geçen ana koroner vakamda da oldu nöroflow. O da adenozine çok çabuk cevap verdi. Bütün kardiyologların bu nöroflow konusunu tekrar tekrar çalışması gerekiyor. Kılavuzlara bakmayın. Yani kılavuzlar nöroflow tedavisini 2B'ye gösteriyor. Ya da işte kanıt düzeyi düşük diyor. Siz kendi tecrübelerinize ya da tecrübeli olanların önerilerine kulak asın. Gerçekten nöroflow tedavisi hayat kurtaran bir tedavi. Ve başka şeyler aramayın. Yani bunu gördüğünüzde bu nöroflow, efendim tansiyon düştü de hastanın diseksiyon mu var, şu mu var, önüne arkasına stent takmak, balon yapmak, onlarla uğraşmayalım. Direkt nöroflow tedavisi yapalım. Tercihen yani biz bunu şokta da yapabiliriz. Adenozini örneğin bradikardide de yapabiliriz. Düşük dozlarda yapıyoruz.
Ondan da çekiniyor kardiyologlar. Efendim bradikardi var. Bakın bu hastaya adenozin yaptık. Yani yapılabilir yani. Damar içine verdikten sonra o mikrogram dozlarında yani adenozini 100-100 verebiliriz. İşte verapamili 25-25 veriyorduk. Belli aralıklarla düzelmedikçe. Adrenalin bence 12,5 mikrogram idealdir. Çünkü taşikardi yapar. Çok dikkatli verilmesi lazım. Yani aritmiye sokabilir hastayı. Ama inferior MR'larda blok geçiren hastalarda gerçekten çok yardımcı oluyor. Direkt bloktan çıkarıyor. Bunları çok iyi akılda tutmak gerekiyor. Çok iyi böyle bir olayla karşılaştığımızda öncelikle no reflow düşünmek gerekiyor. Tercihen varsa mikrokatheter, infüzyon katheteri direkt içine vermek gerekiyor. Balon delme tekniği de iyi bir teknik. Bu şekilde hastayı tedavi etmemiz gerekiyor. Bir sonraki vakada görüşmek üzere, hoşça kalın.